Herkese merhabalar ben Gökhan Yılmaz ve yeni bir video haberle sizlere oyun dünyasındaki gelişmelerden birini daha aktaracağım. Bu seferki oyunumuz PlayerUnknown's Battlegrounds. PUBG olarak da kısaltabildiğimiz oyun ki söylemesi çok daha kolay. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yani yaklaşık birkaç gün önce 6 Eylül'de olması lazım. Yapımcısı Brandon Green'in atmış olduğu Twitter tweetle birlikte 10 milyon adet sattığını duyurmuştu. Ve bu oldukça güzel bir haber aynı zamanda. Oyun çok hızlı, böyle hızlı yükseliyor ki e, Bitcoin'den daha hızlı yükseldiğini söyleyebilirim aslında. Çünkü geçtiğimiz Temmuz ayında oyunun 5 milyona yaklaştığı, 5 milyonun geçtiği konuşuluyordu. Ki Mart ayında erken erişime açılmış olan bir oyundan bahsediyoruz ve hala erken erişimde olan bir oyundan bahsediyoruz. Ve e, Brandon Green ki PlayerUnknown olarak da biliniyor kendisi attığı tweetle birlikte 10 milyona, 10 milyona ulaştık. Buraya kadar gelebileceğimizi ben de düşünmemiştim demiş. E, t daha doğrusu. Şimdiki haberim ise biraz daha farklı. Biliyorsunuz ki Microsoft günden güne PlayerUnknown's Battlegrounds'ı biraz daha sahipleniyor. Ve oyun PC'ye 2017'nin sonlarında çıktıktan sonra Xbox One'a da gelecek şeklinde duyurulmuştu daha önce zaten ve Microsoft tarafından dağıtımının yapılacağı kendi aralarında anlaşması olduğu bu oyun Xbox Game Preview programı kapsamında 2017'nin sonlarında yine Xbox'a da çıkacak ve Xbox One'a tam sürümünü ise 2018 başlarında çıkartmış olacak. Bir yandan da tabii ki Microsoft tarafından biraz daha destek geldiğini görüyoruz. Çünkü Microsoft'un sahip olduğu eksklusif oyunlardan bir diğeri ise Sea of Thieves ve Sea of Thieves'in yapımcısı Rare. Ee, Microsoft'un kendi stüdyolarından bir tanesi uzun zamandan beri. Ve Sea of Thieves'teki hatırlarsanız E3'te gösterildiğinde, işte Gamescom'da olsun gösterildiğinde, ilk defa gösterildiğinde aynı zamanda bizleri en çok etkilediği şeylerden bir tanesi deniz Fiziği olmuştu. Yani o denizin yapısı, gerçekçiliği şu ana kadar oyunlarda gördüğümüz en iyi denizlerden bir tanesiydi ve bu teknolojiyi aynı zamanda PUBG'de duyuracak şey PUBG'de kullanacaklarını duyurdular. Bu da oldukça güzel bir gelişme. Oyun biliyorsunuz ki dediğim gibi Mart 23 Mart'ta erken erişime sunulmuştu ve o zamandan beri yavaş yavaş kullanıcı sayısıyla birlikte hem Dota 2'yi geçtiği oldu hem de League of Legends'ı Twitch'teki izleme sayısıyla birlikte geçtiği olmuştu. Ve büyümeye de devam ediyor aynı zamanda. Ve erken erişimde olması da aynı zamanda oyunun sürekli gelişeceği anlamına geliyor. Tam sürümde dediğim gibi yıl sonunda çıkacak. Ve eklenmesini bekledikleri özelliklerden bir tanesi de Rare'deki daha doğrusu Sea of Thieves'deki deniz fiziği ve onu... Oyun, bu PUBG'ye de getirecekler aynı şekilde. Bu da güzel bir gelişme. Oyunun gelişeceği yönlerden bir tanesi de grafiksel, görsel anlamda olacağı e, anlamına geliyor. Ve böylece oyunun hani 8 kilometre karelik devasa haritası çok daha gerçekçi bir görünüme sahip olacak. Gerçi e, ben de dahil biliyorum ki pek çoğunuz zaten bu oyunu oynarken en düşük grafiklerde daha fazla FPS alabilmek için en düşük grafiklerde ve işte en kötü görünümde ki haliyle oynuyorsunuz. Ee, ama yine de hani böyle bir güncelleme geldikten sonra hepimiz deniz e, fiziğini, deniz grafiklerini maksimuma alıp e, birazcık öyle takılıp sonra da keyfimizi, şey hevesimizi aldıktan sonra tekrar düşüreceğiz muhtemelen. Ama olsun yine de hani köprülere kurulan tuzaklara düşmemek için aradaki denizlerden işte şeylerden nehirlerden yüzerken e, denizlerin böyle çalkantılı. Ve gerçekçi görünüyor olması çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Başka PUBG'ye gelecek pek çok özellik daha var tabii ki. Ve kullanıcı sayısı da çok daha fazla artmaya devam edecektir. Özellikle tam sürme geçtiği dönemlerde. Hani 2017'nin sonları falan. Ve Xbox'a da aynı zamanda e, tam sürümle birlikte çıktığı dönemlerde. Ve bakalım oyun nasıl gelişmeye, nasıl yön almaya devam edecek hep birlikte göreceğiz. Benden şimdi bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir başka video haberde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar.